Merhabalar, hoş geldiniz. Ben de hoş geldim. Şimdi Fetih yıl dönümü münasebetiyle birazcık Fetih konuşalım ama biraz değişik cepheleriyle konuşalım. 45 dakika birlikte olacağız bir ders süresi. Ondan sonrası ben selamet. Liseli misiniz siz? Hepiniz mi? Birinci sınıf mı? Kaçıncı sınıf? Üç. Eh. Bundan sonra bir on seneniz daha var. Okuma yazma bilmiyor musunuz? Dört işlem de biliyorsunuz. E o zaman niye devam ediyorsunuz? Okulların öğrettiği bu iki tane şeydir zaten. Hoşunuza gitti değil mi? Benim sizin yaşında olsam benim de hoşuma gider ama bu yaşta hoşuma gitmiyor. Okumak zorundasınız. Hani anne babalar sevdirir ya, ya işte kızım büyük insan olacaksın oğlum falan. Öyle bir şey yok. Torpil bulabilirseniz, yardımcı bulabilirseniz, atama yaptırabilirseniz, ekmeğinizi çıkarırsınız. Yoksa herhangi bir iş yaparsınız. Yani... Ama üniversite diploması almanız şart yaşayabilmek için. Bu sadece diplomalı olmak için değil. Bilen insan olmak için okuyun. Böylece bu mevzuyu kapatalım. Ve şöyle başlayalım. Poz vereyim mi? İnsan bir amaç için vardır. Devletler de bir amaç için var olur. Yani her devletin bir devlet felsefesi olmak zorundadır. Ben bu devleti neden kuruyorum sorusuna cevap bulmanız lazım. İnsan olarak da ben neden varım sorusuna cevap bulacaksınız. Buraya kadar anlaşıldı mı? O anlamadı çünkü konuşuyordu. Derste de böyle mi yapıyorsun? Derste de böyle yapıyorsan ben sana garanti vereyim iki sene sonra atılırsın. İkinci husus o zaman şu soru geliyor akla. Çocuklar bu bir diyalogdur. Yani ben konuşacağım. Sonra şamata yaparız bir 45 dakika sabredin bakalım. Uyuyanlar bir uyansın daha gelir gelmez bir alkışlayın bakalım. Ne dedik? Devletler bir amaç için kurulur. Osmanlı Devleti de bir amaç için kuruldu. Bir devlet hedefine ulaşmak için kuruldu. O İstanbul'dur işte. Yani bir şehri değil, bir ülkeyi fethetmek için Doğu Roma olarak o zamanki tanımlama Doğu Roma'yı fethetmek için kurulmuş bir devletin devamıyız. Devletin amacı bu. Tabi şimdi akla gelebilir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin amacı ne diye falan. Ben henüz duymadım ama yakında duyarız inşallah. Peki bu devlet kurulduktan sonra devleti kuran insanlar nasıl insanı? Yani bir şeye vücut veren insanlar nasıl insanlardı sorusu geliyor. Fatih'i incelersek o insana ulaşabiliriz. Evvela dürüstlük geliyor. Aldatılıyor ama aldatmıyor. Kandırılıyor ama kandırmıyor. E bunu yetiştiren anne baba nasıl anne babadır? Öyle çok ekstrem falan değildir. İkisi de normal anne babadır. Normal anne babalar kadar çocuklarına zaman ayırıyorlar ama çocuğu bir amaç uğruna yetiştiren insanlardır. Onlar da çocuğun önündeki hedefi durmadan büyütüyorlar. Mesela dandini dandini dastana diye ninniylemek yerine belki Konstantiniyye fethiyle ilişkin, İstanbul'un fethiyle ilişkin şiirlerle, manzumelerle ninniliyorlardır. Ya da hocaları nasıl hocalardır? Mutlaka fethedeceksin diyen hocalardır. O mutlaka fethin önünde de peygamber buyruğu vardır. Bir gün mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzeldir, onun askeri ne güzeldir. Yani biz millet olarak Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Abaza, Alevi, Sünni hepimiz Peygamberimiz tarafından övülmüş bir milletiz. Onun için kolay kolay sırtımız yere gelmez. Yedi düvel bugün bizimle uğraşıyor. Bu Anadolu coğrafyasında varlığımızı onlara rağmen sürdürebiliyorsak, 250 bin şehitle birlikte Çanakkale'yi geçilmez yapabiliyorsak, 15 Temmuz'da şemsiyelerle tanklara karşı yürüyebiliyor ve durdurabiliyorsak, Bizim milletin sırtı yere gelmez. Ha ille de birisinin sırtı yere gelecekse bizimle uğraşanların sırtı yere gelir. Onun için korkmayın, endişelenmeyin. Sadece üzerinize düşen görevi yapın. Hedefinizi belirleyin ve düşe kalka hedefinize yürüyün. Fatih gibi yapın. Düşe kalka derken engelleneceksiniz. Başarıya yürürken Önce anne baba engeller mesela özellikle kızlara ya ne yapacaksın evelelim artık liseyi bitirdin yeter falan demeye başlayacaklar. Okuyacağım deyin o kadar basit. Böyle bir şey düşünmüyorum deyin. Üniversite bitireceğim birkaç üniversite belki bitireceğim. Lisan öğreneceğim. Yavurlarla yeri geldiğinde pazarlık edeceğim. Bu pazarlığı yapabilmek için de onlar kadar iyi lisan konuşmak lazım gelir diyeceksiniz. Mesela Putin'le domates pazarlığı yapabilirsiniz yeri geldiği zaman değil mi? Çocuk, bütün çocuklar bebek olarak dünyaya gelir. Kimse mühendis doktor olarak dünyaya gelmez. Hırsız, uğursuz, eroin tutkunu olarak da dünyaya gelmez. Onları inşa eden yetişkinlerdir. Önce anne baba, öğretmen okul ve çevre toplum. Bu üçü bir araya gelirse iyi insan yetişir, doğru insan yetişir. Biz teknolojik yatırımları çok güzel yapıyoruz ama insan yatırımında biraz ye yakalıyoruz açıkçası. Okulları da çok güzel yaptık. Akıllı kara tahta falan filan da koyduk. Yakında akıllı kitaplar gelecek. Efendim tablet mablet de dağıttık. Ama okulun başı kıçı, sağı solu akıllı bile olsa Öğretmen akıllı değilse o okul hiçbir işe yaramaz. Çocuk akıllı değilse gene işe yaramaz. Bu hedeflerin buluşma noktası fetihtir işte ona fetih derler. Ha işgal ve istila ile ne farkı var fethin Bunu çok sorarlar. İşgal ve istila yıkmak, kırmak, dökmek için yapılır. Zenginlikleri yağmalamak için yapılır. Fetih ise açmak anlamındadır. Güzelleştirmek ve inşa etmek anlamındadır. Osmanlı fetihleriyle batı istilalarının, haçlı istilalarının böyle bir farkı var. Mesela onlar da İstanbul'a geldiler vaktiyle, Latinler. İlk işleri Ayasofya'nın tepesindeki altın haçı söküp paylaşmak oldu. Ondan sonra İstanbul'u tepe bucak yağmaladılar. Ama biz geldik, inşa ettik. Kudüs'te de öyle, hala öyle. Devletin amacı madem ki fetihti, Fatih'e kadar yani Doğu Roma fethedilene kadar gelecek bütün beylerin ve hükümdarların o yöne yönelik olarak çalışması lazımdı. Öyle oldu. Daha Ertuğrul Gazi gelir gelmez, bu arada söyleyeyim dizide Ertuğrul Gazi'nin babası Süleyman Şah olarak anlatılır değildir. Gündüz Alp diye bir adamdır. Bu belgedir yani bu yorum kaldırmaz. Ama film olduğu için böyle arada aksaklıklar olur. Film başkadır, ilim başkadır. Zamanınız varsa seyredersiniz, seyretmeseniz bir şey kaybetmezsiniz. Şimdi bütün beyler İstanbul'a yönelik. Ertuğrul Gazi öyle. Osman Gazi daha birkaç kalesi olur olmaz Bursa'yı kuşatmıştır. Bizans'ın en büyük kalesi Bursa'dır. Anadolu'daki en büyük ayağını Orhan Gazi kırmıştır 1326'da Bursa'yı fethederek. Bursa'yı fetheder etmez İstanbul'a doğru gene hareketleniyor. İznik'i alıyor ardından İzmit düşüyor. Osmanlı atlıları Pelekanon Savaşı denen savaştan sonra 1392 falan 90-92 olabilir. Orada Pelakanon Savaşı'nda Bizans ordusunu yeniyorlar. Peki bu insanlar nasıl insanlardır ki? Bizans imparatorluktur ve büyük orduları vardır, süper güçtür. Bunlar işte bin kişi, bin beş yüz kişilik bir kuvvettir. Nasıl o büyük gücü yenebiliyorlar? Ha. Kalabalık her zaman zafere götürmez. İnanmış insanlardan oluşan kuvvet Azınlık bile olsa derme çatma kalabalık kuvvetlere karşı başarı sağlar. Bunu kişisel hayatımıza uyguladığımız zaman engeller imkanlardan daha fazla olabilir. Ama engellere bakmadan mevcut imkanları en iyi şekilde değerlendirerek gene söylüyorum düşe kalka hedefe yürüyen insan kazanır. Bakın çocuklar. Bütün insanların genleri aynıdır. İnsanların geninde cesaret vardır. Ruhunda, duygularında korku da vardır. Mesela akrepten çoğumuz kutursarız. Korkmamak değildir cesaret sahibi olmak. Çünkü korku insanın hayatını koruyan şeydir. Bazı yersiz korkular da vardır ama mesela köpekten korkarsınız dağ başında domuzla karşılaştığınız zaman korkarsanız da şehrin ortasında o kadar bol domuz var onlardan korkmazsınız çünkü insan suretinde. Onları analiz etmek için de aklınızı kullanacaksınız. Bu şeyler önemlidir ve hayatınızda fetihten daha fazla lazım olabilir. Korkuyu ve cesareti yerli yerinde kullanan insanlar başarılı olur. Bir de hafızasından olmazı silen, lügatından, sözlüğünden imkansızı çıkaran, yılmayan, tırsmayan, hayattan korkmayan, pes etmeyen ve vazgeçmeyen insanlar başarılı olur. Formül bu. Vazgeçmemek. Formül yenilmemek değil. Başarısızlığa uğramak da değil. Başarısızlığa da uğrayacaksınız. Padişahlar da uğramış yenileceksiniz. Onlar da yenilmiş. Girdiğimiz bütün savaşları kazanmadık ki. Kaldı ki savaş kazanmak aslında kazanmak değildir ki. Bence Belgrad'ı fethetmekten daha önemli olan Süleymaniye'yi inşa etmektir. Onu da yaptılar, onu da yaptılarsa haliyle kaymaklı kadayıf demektir. O bakımdan formül çok zeki olmak değildir. Çalışmak Az uyumak bütün başarılı olmuş insanların hayatını okudum. Ortak noktaları bunlar. Az uyurlar, az yerler, çok çalışırlar. Hedeflerini belirlemişlerdir, düşe kalka yürürler. Düştüm geri döneyim yok, sözlüklerinden bu çıkmış. Geri dönmek çıkmış. Bakın bunun tarihsel örneği var. Osmanlılar Söğüt ve Doman içe yerleştiklerinde babaları ölmüş, Üç yetişkin kardeşten biri bey olacak ama hangisi? Ertuğrul'un abileri ve Ertuğrul. Anneleri Hayme Hatun, Hayme Ana, Haymana onun ismiyle anılıyor. En büyük oğlunu çağırıyor adı Sungur Tekin o dizide de görüyorsunuz. Efendim tek soru seni aşirete bey yaparsak bizi nereye götüreceksin? Geri dönelim diyor eski topraklarımıza. İkinci oğlunu çağırıyor Gündoğdu Bey onu dizide de seyrediyorsunuz onlar doğru isimler ona soruyorlar aynı soruyu seni aşirete bey yaparsak bizi nereye götürecek o da geri dönelim diyor abiler anlaşmış tek Ertuğrul'dan farklı bir cevap geliyor Ertuğrul o tarihte 19 yaşındadır siz diziye bakmayın adam 50'sine geldi bey olamadan ölecek gibi duruyor onun cevabı şu. Yani seni aşirete bey yaparsak bizi nereye götüreceksin sorusuna şu cevap veriyor. İleriye gideceğiz. Denizi geçeceğiz. Derya diyor. Deryayı geçeceğiz ve devlet olacağız. Bu bir hayat projesidir. Bu bir hedef koyma hadisesidir. Şimdi hedefi olmayan insanı hiçbir yol hedefine götürmez. Gitse de hedefine vardığını bilemez. Örnek Amerika'yı keşfeden hedef, herifin adı ne? Ha. Columbus. O herif Hindistan zannediyor gittiği yeri. Çünkü Amerika diye bir şeyin farkında değil. Bir yere gelmiş. E, Ümit Burun'u da geçtik. Bu Hindistan'ın arka dağlarıdır herhalde. Diyor. ki Amerikan kıtasına. Şimdi hedefiniz yoksa vardığınız yeri bilemiyorsunuz. Ondan sonra Amerika Vespucci diye bir herif oraya gidiyor. Halbuki ondan önce Cezeri filan İslam alimleri Amerika'nın haritasını çıkarmış çoktan kitaplara geçirmişler. Bu da var ama bunu da bize öğretmiyorlar. Her neyse ders kitaplarınız yakında değişecek. Dua edin de ben işin içinde olmayayım. Çok zorlaşır çünkü. Siz kolayı seversiniz ama hayat kolay değildir. Ve çocuklar beyninizi ne kadar çalıştırırsanız o kadar verim alırsınız. Kolayına kaçtığınız zaman gitgide beyniniz paslanmaya başlar. Onun için zor problemler çözün. Kendinize zor sorular yazın. Aranızdaki farkı kendiniz tespit edeceksiniz. Nasıl başarıyla başarısızlık arasındaki tercihi kendiniz yapıyorsunuz? Çünkü sizde cesaret geni de var, başarı geni de var, başarısızlık ve cesaretsizlik. Yani Ertuğrul Gazi'nin abilerin dediği gibi kaçmak Kurtulmak yeni de var. Allah hepsini bize vermiş. Hepsi yerine göre lazım. Korku da lazım, kaçmak da lazım. E köpek saldırınca gel abi ya kucaklaşalım diyemezsiniz. Orada kaçacaksınız. İşte bunları tercih etmek size bırakılmış. Eğer cesaret geninizi kullanırsanız gerektiğinde ağa surmuş bu adam, bu delikanlı, bu kız derler korku yenine sığınırsanız öyle tanımlanırsınız. Başarı yenini öne çıkarırsanız beyninizi zorlayarak başarılı insan olursunuz. Bu tercihi biz yapıyoruz aslında. Bu sonucu Allah biliyor ne olacağımız ama tercih bizim. Bu kader dediğimiz şeye ben giremem tabii onu şeylere soracaksınız din hocalarına. Onlar da bilmiyorlar ya neyse. Kafam kaşınıyor. Abla çayınız falan yok mu ya? Öf kuru kuruya konuşulmuyor be Geri dönenleri tarih yazmaz çocuklar. Hiçbir tarih Ertuğrul Gazi'nin abilerini yazmıyor. Şöyle yaptılar böyle yaptılar şuraya gittiler şurada şunu. Cık. Tarih sadece ölümüne yürüyenleri yazar. Ölümüne yürüyenleri Ertuğrul Gazi ve ahvadını da bütün dünya tarihi Osmanlı Devleti'nin kurucuları olarak selamlıyor. Bugün 42 devlet Osmanlılardan bahsetmeden kendi tarihlerini yazamazlar. Üsküp'teydim geçenlerde. Tam bizim işte Anadolu kasabalarından bir yer. Türkçenin gayet geçerli olduğu, yarın nüfusun Türkçe konuştuğu, onu kaç nüfusunuz kaç dedim? 2 milyon dediler. Hangi otelde kalıyorsunuz diye sordum. 2 milyon. Biz 4 milyon göçmen aldık. Gıkımız çıkmadı ya. Onlar kendilerini devlet zannediyorlar. Osmanlı'dan koptular. Zarar ettiler. Neyse. İleri gittiler. Nereye gittiler? İşte İznik'i aldılar. Pelakan'ın savaşından sonra geldiler. E, Üsküdar'a kadar. Üsküdar'dan Ayasofya'yı bir seyrettiler. Bir içlerine çektiler. Herhalde burada bir cuma namazı kılacağız bir gün diye düşünmüşlerdi. Çünkü devlet o amaca yönelik olarak kurulmuş. Ondan sonra Rumeli'ye geçtiler. Burada da, da kısa bir hikayecik anlatayım. Aşık Paşa Zade, meşhur tarihçimiz, ilk Osmanlı kroniklerini yazan adam bu hikayeyi anlatıyor. Süleyman Beşe, Paşa Beşe'den gelir, büyük kardeş demektir. Orhan Gazi'nin büyük oğlu, o seferin komutanı. Rumeli'ye geçecekler. Ne demişti Ertuğrul Gazi? Deryayı geçeceğiz ve devlet olacağız. Derya deniz. Deniz boğaz. Yani boğazı geçip İstanbul'u fethetmekten söz ediyorlar ama İstanbul'u İznik'e kadar kuşatmış oldular karadan. Şimdi Avrupa'nın önünü kesmeleri lazım. Onun için de Balkanlara geçmek gerekiyor. Gemileri yok. Şimdi Süleyman Paşa aldı ahvadını geldi. Ece Bey, Gazı Fazıl Bey falan komutanlar. Karşıda bir kale var. Bizans Kalesi, Çimpe Kalesi diyorlar. Çanakkale savaşları sırasında da işimize yaramıştı orası. Orayı fethedecekler ve Balkanlara Avrupa'ya ayak basmış olacaklar ama nasıl geçeceksiniz denize? Şimdi bizden herhangi birimiz olsa biz kolay vazgeçen insanlar olduğumuz için abi karşımıza deniz çıktı dönelim işte. Gemilerimiz olduğu zaman tekrar geliriz. Deriz ve geri döneriz. Halbuki bunlar Geri dönmeyi sözlüklerinden çıkarmış adamlar dedik ya, ileri çok teşekkür ediyorum. Hemen cennete gir. İleriye gideceğiz de nasıl gideceğiz gemi yok. Bakın imkansızlıklardan imkan çıkartma sanatı. Başarılı insanların bir duruşu da budur imkansıza teslim olmak yerine başka imkan var mı diye sorgulamak. Bu Fatih de zirveye çıkıyor. Süleyman Paşa diyor ki onların komutanı şu ağaçları kesin. iki tane sal yapalım. Sallar çivi yok. Ha onun da kolayı var. Asmalarla birbirine rapt edeceğiz. Kilitleyeceğiz, saracağız. O sallarla karşıya geçeceğiz. 80 asker ya. 40 kişiden 80 kişi karşıya geçiyor. Peki gece, gece yarısı karşıya ayak basıyorlar. Çocuklar biz o günden beri Avrupalıyız. Ve Avrupa diyor ki Türk sorunu Türklerin onlar Osmanlı falan demez. Türkiye, Kürde, Laza, Çerkeze hepimize bu coğrafyanın bu tarihin çocukları da Türk diyorlar. Avrupa'ya çıktıkları gün bizim Türk sorunumuz başlamıştır diyor. Ve hala devam ediyor. 15 Temmuz filan onun yansımasıdır. Bunu unutmayın. Bir proje var ortada. İngiliz öncelikli bu proje hala yürürlüktedir. 1850 tarihlidir. İmparatorluk, Türk İmparatorluğu diyor onlar. Parçalanacak, bölüşülecek. Filistin'de Yahudi devleti kurulacak. Bunlar oldu petrol yataklarına el konulacak, Avrupa el koyacak. Yani bu da oldu. Hilafet kaldırılacak. Müslümanlar bir daha bir araya gelemesin diye bu da oldu. Ve aradan çok zaman geçti. Birinci Dünya Savaşı zaten bunun için çıkarıldı. Sizin ders kitaplarınızın ne dediği umurumda değil. Doğrusu doğru bu. Çünkü biz o savaşın sonunda imparatorluğumuzu kaybettik. Ve bunu ne zaman ilan ettiler? 1916'da Fransa, İngiltere ve Rusya tarafından bu anlaşma imzalandı. Gizli anlaşma olarak. Sonra Rus Çarlığı komünizme dönüşünce Rusya'da 1917'de komünist ihtilal olunca Lenin açıkladı. Bizim Çar böyle bir e, hergelelik yapmıştı. Osmanlıyı bölüşmek için. Biz oradan çekiliyoruz o anlaşmada yokuz. Biz komünistiz kimsenin toprak bütünlüğünde gözümüz yok falan diye ama Ondan 15 sene sonra da onun yerine geçen Stalin Kars'ı Ardağan'ı filan istedi bizden. O da bir hikaye. Bizi Amerika'ya doğru iteklediler. <laughs> bu sallama işleri hiç hoşuma gitmiyor da. <laughs> sallama tarihçiler var. Bak onlardan bu gider. Ama benimkisi demleme olmalı. Demleme. Bilgi de demlenmiş ve damıtılmış olmalı. O güzeldir. Yoksa bir sürü tarihe sizi boğma, boğmak istemem. Efendim, işinize yarayacak şeyler söylemek istiyorum. Yoksa 555 sene önce olan bir hadiseden bize ne diyebilirsiniz. Ama öyle olmuyor işte. Tamamen tarih hayatla iç içedir çözebilene. Gece yarısı vardılar Çimpe Kalesi'nin önüne, kılıç, kalkan, mızrak. E nasıl alacaksınız kale? Yüksek. Süleyman Paşa diyor ki, burada artık bizim yapacağımız bir şey yok. Toplandılar, istişare ettiler, konuştular. Burada bundan sonra bir şey yapamayız. Kendiliğinden bir şey olursa, kendiliğinden nasıl bir şey olabilir diyor Ecebeydi bir komutan. Süleyman Paşa'ya diyor paşam kendiliğinden nasıl bir şey olabilir? Hele bir bekleyelim diyor. Erzurumlu İbrahim Hakkı ismiyle bir adam var değil mi? Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler der. Görelim bakalım. Önemli olan burada ne biliyor musunuz? Görevinizi yapmış olmanız. Üstesinden gelemeyeceğiniz işler elbette hayatta karşınıza çıkacaktır. Siz oraya gelene kadar size düşeni yaptınız mı? Hiç unutmayın, 250 kiloluk bir mermiyi kimse sırtında taşıyamaz. Ama Seyit Onbaşı Çanakkale'de taşıdı. Fotoğrafı da var değil mi kitaplarınızda? Ne oldu? Ertesi gün bu mermiyi kaldır bakalım dedi Cevat Paşa. Bir fotoğraflayalım da tarihe basarız. Kaldıramadı. E, dün kaldırmıştın şahitli, ispatlı. E, dün başka bir gündü paşam diyor. Bugün kalkmıyor. O işi ne kadar istediğinizle çok ilgili biliyor musunuz? Gerektiği zaman mevcut kabiliyetleriniz başka kabiliyetlerle takviye edilir. Çok isterseniz bu da olur. Tabi hedefinizin meşru olması şart. Yasal ve dini açıdan yasaksız. Meşru o. Hem yasal olacak hem dini açıdan meşru olacak. Sabaha karşı bir deprem oluyor. Bakalım neyledi Mevla görelim neyler dedik de. Deprem kötü bir şeydir normalde. Ama kalenin bazı yerleri yıkılıyor. Oradan içeri girip kaleyi fethediyorlar. Kimseye dokunmak yok. Gene çiftçilik yapıyorlardı, yapıyorlar. Sadece hakimiyet değişmiştir. Roma'dan Osmanlıların eline geçmiştir. Orasını ayak bastı yer olarak kabul ediyorlar ve Balkan seferleri başlıyor. İşte birinci Murat genişletiyor. Derken Sultan II. Murad'a geliyor. II. Murat en verimli çağında tahttan çekiliyor. Sizin ders kitaplarınızda ben Allah'la birlikte olacağım, Manisa'da yaşayacağım. Padişahınız Mehmet'tir. 12 yaşında oğlunu Sultan Mehmet olarak yani geleceğin Fatih'ini tahta çıkarıyor. Bu mantıklı mı? En verimli çağında, en deneyimli çağında, en hizmet edebileceği bir zamanda Padişah tahtidir. Başka örnek yok. Tek örnek. Ben gidiyorum abi falan. Ve oğlum otursun siz onunla halleşin. 12 yaşında Macarlarla 10 senelik saldırmazlık antlaşması yapıyor. Ben gidiyorum. Manisa Sarayı'nda Allah'la beraber olacağım. Yani tespih, takke, post. Bu mantıklı değil. Ama ders kitaplarınızda şimdi de böyle mi yazıyor bilmiyorum. Benim okuduklarımda böyle yazıyordu. Bu şu demektir. Çünkü Çandarlı Halil Paşa gibi muhteşem bir sadrazam var başbakan. Sorardı. Çok da yakın arkadaştılar. Edirne Sarayı'nda da Allah var. Manisa'ya niye gideceksin ki? Hem padişah ol hem de sen tesbih takke. Mümkündür. İkinci bayazı diveli öyle bir padişahtı mesela. Şunu demek istiyoruz. Ben erbabına danıştım. Bana dediler ki sen İstanbul'u ikide bir kuşatıyorsun ama sana nasip değil. Senin oğluna nasip. Derler ki Hacı Bayrami Veli söylemiş bunu. O da enteresan bir adamdır. Hayatı çok ilginç bir hayatı var. Onun yetiştirdiği Akşemseddin de enteresan bir adamdır. O da Fatih'in hocasıdır. Silsileye bak. <laughs> Sıkıldınız mı? bir 15 dakika sonra sıkılmaya başlayın. Sohbet ediyoruz bir şey yok. Böyle öğretmen edasıyla konuşmuyorum gördüğünüz gibi. Şaka şenlik götürelim biraz. Şimdi arkadaşlar. Öğretmenler size nasıl hitap ediyor ya ben unuttum. Arkadaşlar. dangalaklar ha Ha bunların hepsi pırıl pırıl ya ya bu yaşta insan kötü olmaz ki biraz zirzop olur biraz geveze olur biraz yaramaz olur ama daha kötülüğü öğrenme yaşına gelmediler kötülük yetişkinlerdedir siz onlara bakacaksınız yani kötü değil Geveze yaramaz. Evet. Olabilir. Umursamaz o da olabilir. Tembel o da olabilir. İnsani şeylerdir bunlar. Ama kendinizden umut kesmedikçe sevgili gençler sizden kimlerin umut kestiği önemli değil. Siz kendinizden umut kesmezseniz başarılı olursunuz. Bazen anneniz okuyacaksın da ne olacak falan diyebilir. Bana bak gözlerim bozuldu falan işte ikide bir damla kullanıyorum. E okuma yanlarında bozuldu. Ben bir sürü o adam gördüm. Hayatında gözünü kullanmamış. O da gözlük takıyor. E filan çok okumaktan çıldırdı falan. Yok okumak çıldırtmaz, akıllandırır. Cehalet çıldırtıcıdır ve öldürücüdür bana göre. Ama bu engeldir işte, caydırıcıdır. Baba da zaman zaman ona katılabilir. Bazı öğretmenler çok sık kullanırlar, keşke kullan. Senden bir şey olmaz falan. E o bir şey olmaz dediğimiz insanlar, çocuklar, gençler, 15 Temmuz'da hayatımızı kurtardı, devleti kurtardı. Yani bir şey olur. Ya bakın, bu milletin gençleri Çanakkale'de şehit oldu. Biz onu anlatırken Çanakkale'yi bazı olayları ben o kitabı yazarken es geçtim. Ya buna kimse inanmaz yazsam şimdi. Şimdiki gençler buna inanmaz ki ya falan diye. Olacak gibi değil kahramanlık hikayeleri. Ama 15 Temmuz'u yaşadıktan sonra pekala da keşke yazsaydım dedi. Çünkü motomot aynı birebir aynı. Fark ediyorsunuz ki aynı insanlar ya bunlar. Sanki kan Çanakkale'den çıkmışlar gelmişler. Ya da Sakarya'dan çıkmışlar gelmişler falan. Öyle zannediyorsunuz. O zaman namı Kemal'i hatırlayacaksınız işte. Fıtrat değişir sanma. Bu kan yine o kandır. Gavgada şehadetle bütün kam alırız biz. Osmanlılarız can veririz. Şan alırız biz. Öyle diyor. Yani bu iman yine o iman. Bu kan yine o kan. O yaramazlıklarına filan bakmayın. Bıçak kemiğe dayandığında hemen dedelerinin, ninelerinin torunu verirler. Bu güzel bir şeydir. Bu Tayyip Bey'in bile geleceğe güvenini artırdı. Ya iyiymiş bizim. Ama daha iyi yetiştirmemiz lazım. Benim çavam bu. Daha bilge, daha derdi olan, amacı olan. Necip Fazıl'ın ölüm yıldönümüdür birkaç gün sonra. Ben küçük çocuğum da çok küçük de değil, 20'li yaşlardayım. 100 yaşında olunca insan işte 20 yaşı küçük görüyor. Üstada dedim yahu Niye bu kadar öfkelisiniz? Tabii söz söylenmeyen bir adam var karşımda. Soru sorulamayan bir adam var, ulaşılamayan bir adam var. Tenezzül buyurup bizi bu hizmetkarlık yapalım diye kabul ediyor, masasını siliyoruz, işte dergilere adres yazıyoruz falan. Niye bu kadar öfkelisiniz dedim eşref saatini kollayarak. Sen değil misin dedi? Ben 20 yaşındayım ya. Lay lay. lay. Değilim dedim. Senin keyfin var çocuk. Benim derdim var. Derdi olanın öfkesi olur. Derdi olanın öfkesi anlaşılabilir bir şeydir. Onun için biraz dertli yetişmemiz gerekiyor. Öyle hayat çok lay lay değil. O engelleri de aileden de gelebilecek, okuldan da gelebilecek engelleri de böyle çok da tepki vermeden babaya anneye tepki verilmez. Bak anneler günü geliyor. Hanımefendi ben şunu anlayamadım. Anneler gününde anasının elini öpen adam gider de çocuklarının anasını niye döver? Tuhaf bir şey değil mi? Ya da şişler öldürür. Benden boşanamazsın bırak boşansın ya adam ol da boşanmayaydı. Laf lafı açıyor. Laf değil söz sözü açıyor. Nerede kalmıştık? Çin pekalesini aldık. Avrupalı olduk. Şimdi Avrupa Bizli Birliği bizi alsa da almasa da. Topraklarımızın bir kısmı Avrupa'dadır. Ve biz Avrupalıyız. Ama bundan çok mu memnunuz? Yok Avrupalılar üç kağıtçıdır. Alfabesinden bile bunu anlarsınız. Adamlar o ne yazarlar? One diye okurlar. E one diyeceksen one diye yaz o zaman değil mi? Yok orada bile iki yüzlü. Biz ne yazdığımız gibi okuyoruz. Orada bir tane şey var. Mal İstanbul. Mal diye yazılıyor. Oradan bir daire alacak gibi olmuştum vaktiyle daha inşaat halinde. Ebeş'in kenarında egzoz gazının olduğu yerde bir çuval para istiyorlar. Dedim valla o parayı verenin adını zaten tepeye yazdınız. <laughs> ne oldu gittim onun karşısından. Bunun e, Port Portehille diye yazılan bir ev aldı. Şoför şeyde taksi çağırdığım zaman abi Londra'da mı oturuyorsunuz dedi. Türkçe kelimeler varken niye bayılıyoruz biz gavurca kullanmaya acaba? Etki altında mıyız? Tamam kılık kıyafetimizi değiştirdiler, devrim yaptılar falan onları yedik. Bir de ruhen yürek olarak da kendimizi benzetmeye niye çalışıyoruz? Onlar bizim kadar iyi insan değil ki. Mesela adamın yanında geber, şöyle bir bakar, aynen telefonla oynamaya devam eder. Zerre kadar da etkilenmez. Biz öyle değiliz ki. Biz kurtarmak için adam öldüren adamlarız ya. Bir kaza olur, oradan çek, buradan çek, paylaşamazlar. Bırakın rahat ölsün adam diyesi geliyor. Bana da geçenlerde arkadan fena tosladılar. O arabayı bana satan adam söylemişti bastığın yerde durur böyle bir özelliği var dedi. Arkadaki de durur mu dedim. Onu garanti edemem dedi. Duramadı adam. Bizimki durdu da. Yani sizin iyi kullanıyor olmanız da çok önemli değil demek ki. Arkadan gelenler tosluyor. E bize de tosluyorlar. Bugün birisi dava açmış yeni öğrendim. Falan. Şöyle dedi böyle dedi hoca. Diyenden zarar gelmez. Biriktirenden korkacaksınız. Konuşandan zarar olmaz. Yazandan zarar olmaz. Biz neler yaptık? Mehmet Akif'i kaçırdık, Nazım Hikmet'i kaçırdık. Sebat, Sabahattin Ali gibi bir şairi öldürdük. Efendim o solcudur. Efendim o dincidir. Yok ya bu toprağın insanı burada söylesinler ne var? E o giderlerse başka yerde daha kötü şeyler söyleyecekler bari burada söylesinler. Buna insan haklarına riayet diyorlar. İşte demokrasi falan değil bunun adı. Gelelim Ondan sonra ikinci Murat tahttan çekildi. Amacı ne? Ben alamayacağım madem alabilenin önünü açayım ve Osmanlı padişahlığı öyle bir kalemde terk edilecek bir yer değil. Amacı uğruna adam tahtı terk etti. Amaç neydi? Peygamber Efendimizin emrini yerine getirmek. İstanbul mutlaka fethedilecektir dediği gün o zaman bunlar çıktılar ortaya. O zaman biz fethedeceğiz dediler. Gençler zaman zaman sorarlar ya Can bırak Türkiye'yi sen mi kurtaracaksın? Evet deyin. Dünyayı sen mi kurtaracaksın diye sorar. Bırak bu kadar çalışma dünya. Evet deyin. Edison'a da öyle diyorlardı. Dünyanın en akıllısı sen misin? Şimdiye kadar kandille idare ettik de bundan sonra neyimiz eksik? İlle de bilmem görünmeyen bir şeyi ampule sokacaksın da tepemize asacaksın da onunla ışıklanacağız da oğlum hayal. Hayal. Akılları toplanıyordu hayal. Uğraşma bu işlerle. Nasrettin hocaya da öyle dediler göle maya çalarken tutmaz ki bizim millet bayılır olmaz ki yapamazsın ki kimse yapamadı ki e birisi yapacaksa o benim diye ortaya çıkacaksınız bu adam ortaya çıktı hocanın ki tutmadı hayali ama hoca tutmaz ki Yoğurt, şeyde, göl maya tutar mı ya bir tutarsa Edison ya bir tutarsa diye yola çıktı 5000. deneyde tutturdu Hazreti Hacer örneğini unutmayın çocuklar. Çölde en olmayacak şeyi arıyor, suyu. Çünkü oğlu susuzluktan ölüyor. En iyi motivasyon kitapları peygamberlerin hayatlarıdır, bunu unutmayın. Özellikle peygamberimizin hayatı. Bir çözebilirseniz, işte Hazreti Hacer oradan oraya koşuyor, su arıyor. Çölde su olmaz ben orada olsam derdim ki ya boşuna koşturma bacım ya ne kadar yorulmuşsun, ter içinde kaldın. Ama buldu. Yani o çabaya ihsan etti, ikram etti Allah öyle derler. E Seyit Onbaşı'ya da o gücü ikram etmişti, ihsan etmişti. Süleyman Paşa'ya da sal yapmayı ilham etmişti. Ondan sonra da onu yapınca da elinden geleni yapınca da deprem göndermişti. Kaleyi yıkmıştı. Kapılar açmıştı yani bir anlamda. Bir kapıyı kapatan bin kapı açar diyoruz ya. Ya Rabbi kapıları aç falan diye dua ediyoruz. Ha bu işte. Ben ömrümde bir defa hacca gittim hanımın zoruyla. <laughs> Yok ya. Baktım ölüm yaşına geldim. Bekliyordum burayı Araplardan alalım da rahat rahat hac ederiz diye. Çünkü organizasyon sıfır adamlarda. Baktım olacağı gibi yok. Ben de öleceğim gideceğim. Sopayı dövüyorlar dediler. Ben de gittim. Orada Safa ile Merve koşusu yapıyorlar. Işte. Hazreti Hacer'in koştuğu yerde. Bir sürü kadın ter içinde. Ben de kara gözlükler taktım. Tanımasa orada kimseyle karşılaşmak istemiyor. Tembel ibadetini buldum. Hoca dedi ki buradan Kabe'yi seyret. Allah Allah diye aklına geldikçe. Çok sevap kazanırsın. Ben de sevap koyacak yer bulamıyorum artık yani o hali. Çünkü en tembel ibadeti ben yapıyorum. Millet koşuyor. Arada geliyorlar. Niye uzucaya benziyorsunuz? Acayip benzetirler diyorum böyle. En sonunda bir tanesi geldi. Beni boş ver dedim de ter içinde kalmışsın bacım ya. Bu sıcakta niye koşturup duruyorsun? Ofluya denk gelmişim. Herkes koşay dedi. Herkes atlarsa ne yapacaksın dedim. Ne acayip sorular soruyorsun dedi. Herkesi taklit etmek her zaman doğru değildir ki. Kendi fikrinin ve aklının olması lazım. Damıtılmış düşünceler o da bilgelikle olur işte. Neye? Niye koştuğunu bilecektin Hazreti Hacer burada koştu. Ona Zemzem ikram edildi. Ya Rabbi sen de bana ihtiyacım olanları ikram et. Bak onun peşinde koşuyoruz filan. Böyle demek güzeldir. Ha bilmesen de olur mu? Olabilir bilmiyorum orayı hocalar bilir. Ama insanlıkta kendin gibi olmak güzeldir. Onu başarmaya çalışın. Yani özel, her insan özel olduğu için parmak izine kadar, retina tabakasına kadar özel olmak güzeldir. Kendine has, kendine özgü, kendin gibi. Şunu bunu taklit etmek. O onu giyiyor, ben de onu giyeyim. Onun saat markası şu, benim saat. Onun başörtüsü şöyle, benimki de böyle. Geçenlerde, geçen sene beş yıldızlı otelde bir konferans verdirdiler. Konferans, sohbet ettirdiler diyelim. Hanımların hepsi örtülü, başı kapalı. Dedim başörtülerinizi bana verseniz satsam on tane çocuğa üniversite okuturum. Buna gerek yok. Hele dışarıdaki arabalarınızı satsam bir üniversite dolusu çocuğa üniversiteyi bitirtirim. Hangisi önemli dedim sizce? Ama zaaflarımız da var. İmkanlarımız olunca da o da zaaflar doğrultusunda kullanıyoruz. Sonunda ikinci murat çekildi Fatih geldi. 11 yaşında 12 yaşında padişah oldu. Oturur oturmaz Zanus Paşa'yı çağırdı. Dedi ki, Konstantiniyye'yi fethetsek gerekti lan, 12 yaşındasın, ufak atla civcivler yesin. Nitekim Çandarlı Halil Paşa bunu duyar duymaz, bu hışımla içeri giriyor, sadrazam. 60 senelik devlet hizmetinde adam, 70 yaşında, çok deneyimli. Ve eve 12 yaşında devlet hizmetine girmiş bir adamdan söz ediyorum. Sen böyle böyle Bizans'ı fethedeceğiz falan mı? Laf mı çıkarıyorsun? Edeceğiz diyor. 12 yaşında karşısındaki. Bunu dedi Bizans imparatoru duymasın. Ondan sonra benim vezirim. Şimdiye kadar hangi padişah Bizans imparatorundan gavurcuklardan izin alarak adımlarını attı? Biz ona rağmen bunu yapacağız. Şimdi çocuk ama aklı büyümüş. Niye küçükten beri öyle yetiştirilmiş. Şey iyi bir sadrazam Çandarlı Halil ama çok temkinli ve tedbirli. Bizans'ın fethedilemeyeceğine inanmış. O zamana kadar bu olmaz. İşte ilk ihtilal hareketi orada başlıyor. İlk paralel devlet hareketidir Çandarlı Halil Paşa'nın orduyu biraz kışkırtıyor. Bu gitsin babası gelsin tekrar diye. Sonunda muvaffak oluyor. 2. Murat tekrar tahta dönüyor 8 sene daha işte ikinci Kosova varna zaferlerini kazanıyor. Bu arada Macarlar da verdikleri sözü zaten bozmuşlar saldırmışlar gavur sözünde durmaz. Bizi kafir telakki ettiği için kafirlere verilen sözler tutulma zorunluluğu yoktur diye papanın fetvası vardır. Ta 1400'lerden kalma anladınız Hı. o fetva yürürlüktedir çünkü papaların kararları değişmez. Neticeden Sultan Mehmet ikinci defa padişah olunca aynı zaman Paşa'yı çağırıyor hazırlık yapın. Konstantinye'nin üzerine yürüyeceğiz. Aleni. Ve hazırlıklar tamamlan. Çandarlı gene geliyor. Gene sadrazam. Diyor ki gene mi sen aynı şeyleri söylüyorsun? Evet. Peki diyor. Şimdiye kadar Senden öncekilerin alamadığı yeri sen nasıl alacaksın? Onlardan daha deneyimli misin? Daha zeki misin? Daha iyi padişah mısın? 21 yaşında bu çocuk. Hatta 20 yaşında. Bir sene de hazırlık safhası 21 oluyor fethettiğinde. Diyor ki bakın iddia. Benden benim elimin yetiştiği yere benden öncekilerin hayali bile yetişmez diyor. Böyle bir iddianız var mı? Benden öncekilerin yapamadığını yapacağım diye yola çıkan ampulü yaktı. Ya da yazamayacağını yazacağım diye yola çıkan Shakespeare oldu. Filan yani. Doğudan ve batıdan bir sürü o örnek var. Ama yatanlardan hiçbir şey olmadı. Abi ne yapıyorsun? Vakit öldürüyorum. Gençler vakit ölmez. Vaktin içinde siz ölürsünüz. Yani bir anlamda vakit sizi öldürür. O bakımdan vakit öldürmeye az vakit ayırın. Televizyon filan bunun içinde, internet de bunun içinde. Ha hiç oynamayın. Yok benim zamanımda iki takoz verseler 3-5 gün oynardım ama şimdi iki telefon veriyorlarsa telefonla oynardım. Yani ben de oynardım, siz de oynayacaksınız tabiatıyla. Ama hayatınızla, öğretiyle oyun arasında bir denge kurmanız lazım. Bu dengeyi kurabilenler arasından çıkacak başarılı insanlar onu söyleyeyim. Buraya kadar anladık mı? E siz liseye gidiyorsunuz. Liseden sonra eğitim yok ha yanlış anlamayın. Siz zannediyorsunuz ki üniversite bizi eğitecek falan öyle bir şey yok. Fakat tarih fakülteleri söyleyeyim. Tarih araştırması nasıl yapılır diye öğretiyor. Tarihi öğretmiyor ki. Merak etmeyi öğretiyor. Çünkü bütün bilimleri zaten öğrenemezsiniz. İlgi duyduğunuz tarafı biraz öğreneceksiniz. Günde Britanika ciltlerini 12 cilt dolduracak kadar yeni bilgi üretiliyor dünyada. Onların hepsini yetişmek mümkün değil ki. Yani alim olacağım ondan sonra iyi insan olacağım diye bir kural yok. İyi insan olamadan ölürsünüz o zaman. Hemen olacaksınız olmak istediğiniz şey. Fes yasaktır ha. Valla. Yasal olarak. Bugün yeni bir dava daha açıldığını öğrendim bana. Konuşuyoruz, yazıyoruz. Hiçbir şey yapmayanlar onları okumak, seyretmek ve ispiyonlamakla görevli olduklarını zanneden insanlar var Türkiye'de. Peki o insanlara mı tarihi yazacak, benim yazdıklarımı mı? Benim yazdıklarım zaten benden sonra kalacağına göre ben yürekleri de iz bırakacağım. O toprakta ayak izi bile bırakamayacak mezar taşı. 50 sene sonra o da kaybolacak. Hiç yaşamamış bir adam. Bu. Ama bunu yapıyorlar. Ve diyor ki sen daha mı büyüksün senden öncekilerden? Bunların hayali ulaşmaz. Tek tek sormaya başlıyor. Surlar kalın. Onları yıkacak top var mı elinde? Yaparım o topları diyor. Şimdi Vazgeçmekten vazgeçmiş bir adam var karşısında. Bunu okuyamıyor Çandarlı. Çok deneyimli olmasına rağmen Mehmet'in kapasitesini, kabiliyetlerini keşfedemiyor. Sürekli öncekilerle karşılaştırıyor. Halbuki bu farklı bir adam. Babalarımıza da böyle oluyor zaman zaman. Annelerimize de, öğretmenlerimize de böyle oluyor. Kabiliyetlerinizi okuyamayabilir. Çok iyi okuyanlar da çıkabilir aralarından. Onun için diyorum ki. Siz kendinizden umut kesmedikçe kimin sizden umut kestiği önemli değil. Adam olmazsın sen falan. Ha. Salla gitsin. Sizin değişinizle yani. Sonuçta topları dökerim. E nasıl aşacaksın? Duvarlar yüksek, yüksek kuleler yaparım. Donanman yeterli mi? Çandırlısem benim bana iyi bak diyor. Ben gemileri uçurmayı düşünüyorum. Çocukluk resimlerine baktığınız zaman uçan gemi çizmiş olduğunu görüyorsunuz. Bir Bizans kralının kellesini çok fazla çizmiş, bir de uçan gemiler çizmiş falan. O defterler elde. Kimse okuyamamıştır elde annesi de çok fazla uçtu. Bir de büyük çadırlar çizmiştir. O çadırı zamanı geldiğinde top kapının önüne kurdu mu e, Bizans kralının kellesini aldı mı ha gemileri uçuramadı ama karadan yürüttü mü kural şu gençler Siz olmayacak şeyleri düşünürseniz Allah yapabileceğiniz şeyi ikram eder şöyle değiştireyim Gemileri uçurmayı düşünürseniz karadan yürütmeyi başarırsınız. Türkiye düne kadar insansız hava aracı yapamıyordu öyle değil mi? Ve inanç şuydu yapamayız. Şimdi de uçak gemisi yapamayız kendinizi telafi etmeyin diyenler var. Onu yaptık bunu da yaparız. Japonlar da bizim gibi insandır. Burada özgüven devreye giriyor. Biz... Biz yapamayız abi, unutacaksınız. Hani eski bir atasözü diye yutturulan bir şey var. Su akar, Türk bakar. Yani baraj filan yapamaz bu insanlar. E şimdi akan su yok, hepsine dizgin vuruldu. İşte denizin altından üstünden defalarca geçildi falan. Yaptıkça kendinize güveniniz artar. Ve yaptıkça yapasınız gelir. Başardıkça daha fazlaya ulaşasınız gelir. Yani şunu demeye çalışıyorum, ampulü tepede yakmadan önce yüreğinizde yakacaksınız ve beyninizde. Sonuç, gemiler de karadan yürütüldü, kuleler de yapıldı, toplar da yapıldı, ayrıntısına girmiyorum. Konstantiniyye de fethedildi. Orada bayraklaşan bir ismi de rahmetle anmayı ihmal etmeyelim, Ulubatlı Hasan. Bazı tarihçiler öyle biri yaşamadı. Ben karşılaştım televizyonda. E belki Hasan değil de Hüseyin'di. Ama öyle biri burca bayrağı dikti. Öyle değil mi? Dikmeseydi hala Roma olmaya devam edecekti. Efendim gemiler de karadan yürütülmedi. E Bizans minyatüristlerinin çizdiği resimler var. Gemiler yürütülürken. Siz niye kendi dedelerinizin ninelerinizin başarılarına inanmak yerine sürekli gavurun başarılarını kafamıza kakıyorsunuz? Niye onların devlet adamlarına, önderlerine büyük İskender, büyük Petro, aslan yürekli Richard, güzel Filip falan diyorsunuz da kendi dedelerinizin kimisine yaş kimisine katil kimisine harem düşkünü, kimisine hatta Kızıl Sultan ve hain diyorsunuz? Çünkü bu aşağılık duygusunu bize pompalayan birileri var. Gelişemeyelim, kalkınamayalım, hep onlardan isteyelim ve avuç dolusu para verelim diye. Onlar bizim NATO'daki ortaklarımızdır. Avrupa'ya da Amerika diyoruz adına. Özgüvenimiz arttıkça ve bir şeyler imal etmeye başladıkça da ayağımıza çelme olanlar var, pranga olanlar var. Ama biz Fatih'in torunuyuz. Zamanı geldiğinde gemileri karadan yürütmeyi biliriz. Böyle bitirelim mi? E İstanbul'u fethettik nereye gidelim? Bu arada enteresan bir adamdır. Sultan Mehmet'ten bir iki cümleyle bitirelim. Bir şaha kul oldum ki kulu şahı cihandır bir şaha kul oldum ki cihan ana gedadır. Padişahlığıyla değil kulluğuyla övünen bir adam. Sormadan söyleyeyim bu arada. Yavuz Sultan Selim küpe takmamıştır. Taç giymemiştir. Osmanlı'da taç giymek yok. Taç giyme Avrupa alametidir. Avrupa'nın güç kaynağı taçtır. Osmanlı'nın güç kaynağı kılıçtır. Padişah olan herif gider. Eyüp Sultan'da kılıç kuşanır peygamberimizin bir akrabasının tarafından. Ondan sonra oturur tahtına hükmünü icra eder. O yok. İkincisi <laughs> Sorusu olan var mı? Evet. Sen gerçekten lise okuduğuna emin misin? Kızlar, konuştuğumuz konu ciddi bir konudur ve ve erkekler tabi. Mümkün olduğu kadar yumuşatmaya çalışıyorum. Bu da arada kendimle dalga geçerek olabilir diye. 40 senelik kürsüde bir adamım. Evet. Burayı niye yüksek yapıyorlar biliyorsunuz değil mi? Oradakileri hepsini görmek. Şakaydı benim söylediğim. Ama sen yalnız değilsin daha birkaç sene önce bir kız lisesinde Gebze'de aynı şakayı yapmıştım. Başka şakam yok çünkü. Kızlardan biri, ay o kadar göstermiyorsunuz hocam ne olur üzülmeyin dedi. Dedim yok ya ben 90'ım aslında şaka ettim dedim. Ha o kadar gösteriyorsunuz dedi. 90'ı anlaşalım. Yaş önemli mi arkadaş ya? Bir ofluya sordum kaç yaşındasın dedim. Adam 100 yaşında gösteriyor. Ama hep dünya konuşuyor. Havaalanında karşılaştık. Ya niye dünya konuşuyor bu kadar ya? Bu çok yaşlı bir adam. Biraz da ahiretten bahsetsin falan diye. Dedi yaşımı ne yapacaksın? Evlendirecek misin askere mi alacaksın? Yaş orada lazım başka yerde lazım değil dedi bana. Ben de şimdi oradan kopya edip o cevabı veriyorum. Hakikaten eğer 40 yaşındaki gibi koşturuyorsa ki çok şükür Allah'a ben koşturuyorum. Bakın dün saat 8 uçağıyla Kayseri'ye gittim. Kayseri'den karadan iki saat otomobille e, Aksaray'a geçtim. Aksaray'da 4 saat kitap imzaladım. Konuşma yaptım. iki konuşma. Oradan akşama doğru 2 saat Konya'ya geldim. Konya'dan uçağa bindim. İstanbul'a döndüğümde saat sadece dokuz buçuk ondu yani. O gece de bana kaldı. Gece de çalışma yapabilirdim ama bu artık Fatma Hanım'ın hakkıdır diye sohbet edeyim dedim ama benim karımda zinhar konuşmaz. Evde konuşmaya konuşmaya konuşmayı unuttu. Yani koşturabilen bir insanım çok şükür. Onun için yaşım beni ilgilendirmiyor. Ee, kafam Maşallah saat gibidir. <laughs> Kafam 30 yaşında. 30 yaşında beyin olgunlaşırmış. Bilenlerin söyleyenlerin yalancısıyım. Hadi Allah'a emanetsiniz hoşça kalın.